Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size çatımızda bulunan 6 kW'lık güneş enerji santralinin Nisan 2023 verilerini paylaşacağım. Bildiğiniz üzere her ay bu verileri sizlerle paylaşıyoruz. İlk 3 ayda Ocak, Şubat, Mart'ta eksideydik. Satış gerçekleştiremedik ama Nisan itibariyle artık satmaya da başladık. Ama her zaman vurguladığımız gibi satmak marifet değil. Önemli olan ürettiğinin tamamını evin içerisinde harcamak. Hızlı bir giriş yapalım. Nisan ayında 674 kWh'lik saatlik bir elektrik üretimi gerçekleştirmişiz. Bu üretimin 164 kWh saatini hemen üretilir üretilmez evin içerisinde harcamışız. Geri kalan 510 kWh saatini de şebekeye göndermişiz. Tabii ki bazı durumlarda şebekeden de enerji çektiğimiz senaryolar gerçekleşiyor. Gün içerisinde güneşin yetmediği zamanlar, akşam saatlerinde şebekeden aldığımız enerji. Bunun toplamı da 215 kWh olarak kayıtlara geçmiş. Yani toplamda 295 kWh'lik bir enerji fazlamız olmuş Nisan ayı içerisinde. 295 kWh satışımızdan kaynaklı olarak da 340 TL bir gelir elde etmişiz. Peki güneş enerjisi olmasaydı nasıl bir senaryo olacaktı? Bu durumda yaklaşık olarak tüketimimiz 380 saat olacaktı. Evde harcadığımız enerji miktarı. Bunun için de yaklaşık olarak 667 TL civarında bir elektrik faturası ödüyor olacaktık. Nisan ayında en fazla ürettiğimiz gün olarak baktığımızda 30 Nisan'ı görüyoruz. 40 saat bir günde elektrik üretimi gerçekleştirmişiz. Çatımızda 6 kW kapasitemiz var bu kapasiteyle 30 Nisan'da 40 kWh'lik bir elektrik üretimi gerçekleştirmişiz. Ayrıca size geçtiğimiz yıl Nisan 2022'deki üretim verileriyle bu yıldaki üretim verilerini de paylaşıyor olacağım mevsimsel değişiminde ne kadar fark ettiğini görüyor olacaksınız. Evet bildiğiniz üzere her ay bu videoları yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra katıl butonumuzu aktif hale getirdik ve katkılarınızı bekliyoruz. Bize bir çay bir kahve ısmarlamak isterseniz katıl butonu size bu anlamda yardımcı olacaktır. Bizim yaptığımız işlerde de motivasyonumuzu arttırma noktasında fayda sağlayacağınızı söyleyebilirim. Hızlıca Nisan 2023'ü özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.